Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Bugünkü mavzuyumuz, buradalar, yakşı ve yaman hatıma. İnsan balası dünyaya gelirken, elbette bir gün onu ölümü, hatıması, nahayası gelişenek. Adamların hayatları zahirada birbirine okşaşığı mümkün. Madami ki dünyada yaşarken. Ama onların hayatı yakşı yaman bu gendiği hatıması ki, holasası yakara belirlenedi. Bir kıl tuğuladı, bir kıl yığılıydı, bir kıl halat. Ama dünyadan çıkıp gidiyken payıda insanlar bir ikinciden farklanadı. Kimin hatımasını Allah Teala güzel kıladı? Ama kimdir? Özünü fiilleri bilen, özünü hat hareketleri bilen, özünü ihtiyarı bilen hatımasını yaman kılıp alınadı. اینما الاعمال بالخواتم عملر خاتمه سی خراب بریل نده. آدم بر بار نماز اوقات کند که تاده. آدم بر بار سجده طرب امانت نه تابش نده. یعنی باشکلر بار عرق استوده، کمار استوده، فخش منکر استوده جان رو تسلیم کلی شده. آدم بر بار رب سی که تلبیه ایت اب احرام ده طرب. الله تعالی نه که بسنه، الله تعالی نه بایت نه علنیات تواب کلی ات که تادیان لر بار. یعنی آدم بر بار tüngü, masiyat oturuşları da, veçerinkeler de vafat etişen. Yani adamlar var, ömrünü hakkını adamla yetkizişte yolu da sarflıydı. Ve bana şunun üstü can taslim kıladı. Yani adamlar var, malı dünya topiştiği hırsı da, yahuvat mandalarda, narkotik mandalarda satıp, adamlarda fasat güçletip, şu nesanı isteyemek ilişkin üstü olganlar var. Bu ikisi hiç kaçan tengi olmuyordu. Hatımaları çırali bugün, salih insanlar hakkında kıssalar cüleyem ki, yani şunlardan ayrımlarına bir islam ötemiz. Gassal, ölüyle yuvadığın adam. Gassal, Şeyh Abbas Battavi aytadı. Bu kişi ömrünü, bana şu bir gassal ibn ötkizgen kişi. Cüde köp, adamların hatımasıya güvah bugün. Yaxşı hatımaya hem, yaman hatımaya hem. Bu kişi ki ayakalı şunu dediydi. Bir mescidini imam yenge kongurak kılıp, bir mayit var, şunu yuvuntirişke yordam verip geçseyiz de benden sorandı. Falan maçta. Bordum, bu kongurak kılınken gün cuma keçeydi. Şenba günü tongda bordum. Mescid imamı beni körüp, ey şeyh, ben özüm yuvuntir oraya, eğer hacet bozsa sizi çakıramam dedi. Yani özüyle yuvuntirar kesinlikle beni nime çakırlar dedi, narazı buldu mu? Lakin sabır kıldım. Kendim soradım. Bu vafat etken adam kendi vafat etti. Onlara yetişti. Keçe cuma namazını okuyup etken vafat etti. İmam bilen farzını okurken ahriki secdeden başını kötürmedi. Adamla secde kılıçtı. İmam takibir etti. Kadeye ahriki oturuştu. O ise secdede duruldu. Adamlar avval geparva kılıçmadı. Tahiyyeni hem okuştu. Salavatını hem okuştu. Salam bergende hem bu secdede duruldu. Adamlardan biri onu tutup görüldü. Yıkılıp düştü. Amanatını parvardigarı bugün secdede tapşırdı. Burada da ne kadar güzel hatıma. Elbette bu hayatını güzel bugünlüğe, şu bendeni parvardigarıya bir cahı yokkanlığa, Allah razı bugünlüğüne alamadı. Kenirak, yuva oluşkanıdan ki, beni çakırışçı içeri getirdim. Halige vafat edip yatken yiğitin yüzü yakaradım. Anca münca mayyitin yüzü de bu milyon nur baradı. Onun cenazesini peşinde okuduyan bulduk. Azan aytıldı. Taassuf, mescidde köp adam kemeseken. Peşin namazıya bar yok bir sahip olarken. Azan aytıldı. Hiç kança vakti tutmadı. Bana şu günkü peşinde, şimdi adam köp geldi ki, adamlar mescidin içi gezilmezden, taşkarısı da hem namaz okuşuna doğru geldi. Dafan kıldık. Şu balage bogan, şu yigitge bogan muhabbatıdan, cenazige ki yanarında sağlık hatta buldu. Kendi soradım. Ha bu yigit ne makalardı özü tırıyla gider. Cevap verişti, mahalle balalarına Kur'an yokta taradı. Mescidde Kur'an halkaları baradı. Peygamberimiz etkenler, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Sıladı oraylarda, ey yaşlılarıylar, Kur'an'ını özü örgenip, onu başkaları örgenikler. Kur'an'da okuştu örgenler, Müslümanlarda yakşı buluştuğunu yarımı bu. Yine ne makal işliği gereken? Demek, bana şu adam hala ahlullah ve hassatı, Allah'ın has bandası boyanıyor hala.
o'rganishni yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana bir yigitning xotimasi buni muqobilida. Ixtizor holatida yotar ekan, unga kalima talqin qilib la ilaha illalloh deysa oldida, men bu kalimaga kofirman dedi, oxirgi nafasini chiqardi. Bu ham bir xotima, bu ham bir xotima. Yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. U qaytarmadi. Ozgina turib, mushaf bormi, mushaf dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. Ha, Qur'onni so'rayapti, kitobni so'rayapti, tilovat qilsa kerak. Mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman dedi. Joni chiqib ketdi. Omonatni topshirdi. Bu ham bir xotima. Birodarlar, kishini yaxshi xotima topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qilib o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri. Ey bola, nima deyapsan? Unday demagin deyishdi, kech bo'ldi, ketdi. Yana bir yigit. Bu bari voqiy qissalar. Voqiy qissalar bularni bari. Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badaradan qon oqyapti, tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti. Yigit o'ziga kelmagan, xushiga kelmagan hamma yoqdan qon oqib yotibdi. Juda ham chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilib borardi. O'zida emas, lekin Qur'on tilovat qilyapti. Shifoxonaga olib borishdi, shu yerda vafot etdi. Hamma yig'ladi. Tanimaganlar ham yig'ladi. Chunki Qur'on o'qib yotgan edi, o'ziga kelmagan holatida ham. So'radik, qanaqa yigit edi bu? Nima sababdan chiroyli xotima topdi? Javob berishdi, da'vat yo'lida yurgan talib ilmida. Har dushanba roza tutardi. Har dushanba roza tutib, qishloqdagi buvisini ziyoratiga borardi har dushanba. Ana shu ziyoratga ketishlikdan avval, ana shu o'zi yashaydigan shaharda xayriya son tarqatadigan tashkilotlarga borardi. Mashinasiga siqqanicha xayriya sonni yuklab, buvisini qishloqdagi kambag'al bechoralarga tarqatib bo'lib, keyin buvisini oldi o'tirardi. Silay rahim xayri ihson, ilm yo'lidagi mehnat. Ana, chiroyli xotima topilishiga sabab bo'lgan amal. Kishi nimani ustida vafot etsa, shu narsaning ustida qiyomatda tiriladi. Yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi. Kishi nimani ustida qanday holatda vafot etgan bo'lsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi. Sajdada ketibdim bu birodar, sajdada tiriladi. Solih amal ustida Qur'on tilovatidami? Shuni ustida. Sayni bo'libdimi? Sayni tiriladi. O'zini tog'dan tashab qatl qilib o'ldiribdimi? O'zini tog'dan tashaydi. Dunyoda nima qilib o'tgan bo'lsak, qanaqa ekanda, xotima o'lim oldidagi ixtizor holati siz bilan bizni sirlarimizni fosh qilib qo'yar ekan. Odamlar ko'rgan joyda zo'r bo'lib yurishimiz mumkin, zohirimiz, ammo botinimiz, qalbimiz qanday bo'lsa, o'lim soti shu holatda bizni sirimiz ochiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu wa baynaha illa dira'un." Sizlardan bittilar bir umr jannatilarning amalini qilib yuradi. Shunaqa jannatga yaqin bo'ladiki, bir zaro qoladi masofa. Hozir o'lsa jannatga kirib ketar edi. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasi yozilgan narsa o'zib ketadi. Dozoqilarni qiladigan ishini qiladida, shuning ustida Alloh uni jonini oladi. Dozoqga ravon oladi. Umr bo'yi savob ish qildi, lekin dozoqga ketdi. Endi buni muqobilida. Va inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira'. Yana bittilar bir umr dozoqilarda amalini qiladi. Shunaqa dozoqiy amalni ko'p qiladiki, bir zaro qoladi dozoqqa kirishiga. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasiga yozilgan taqdir o'zib ketadi va doz jannatiylarni qiladigan amalini qilib qo'yadi. Shuning ustida Alloh jonini oladi, jannatga kiradi. Mana shu hadisning sharhida aytiladiki, ana u odam birinchi odam. Bir umr jannatiylarni ishini qilib dozoqqa kirib ketgan odam. Jannatiylarni ishini qilarida odamlar ko'radigan joyda. Ammo yolg'iz qolganda fahsh munkarda shunday minib olardi. Odamlarning ko'ziga taqvo dorida, ibodatxonada. Ammo qalbida iymon, ixlos,
Allohga bo'lgan taqvo yo'q edi. Tushunarlimi? Sizning kimligingiz bomdodga uyg'ondingiz. Uyg'onganingizni hech kim bilmaydi. Turish yoki turmasligingizda bilinadi. O'zingizning kimligingiz, chunki boshingizni o'rab uxlasiz, kim bilib o'tiribdi? Uxlab qopon. Shuning uchun aytiladi, o'lim oldida sirlar ochiladi, birodarlar. Mo'min kishi, haqiqiy iymon bilan yashagan mo'min kishi o'lim soati yetganda uni oldiga farishtalar keladi. Uni sobit kalima bilan sobit turishlikka chaqiradi. O'tganmiz darslarimizda har bitta inson ixtizor holatiga kelib, dunyodan chiqishi aniq bo'lib qolar ekan, til, oyoq qo'l ishdan qolganda ko'zi ko'rib turadi, farishtalarni ko'radi. Unga xaridor bo'lgan farishtalarni ko'radi. Mu'min bo'lsa, jannatdan chiqqan farishtalar, jannatdan bo'lgan kafanliklar xushbolani olib kutib turadi. Agar buni aksi bo'lsa, na'uzubilloh, jahannamdan olingan kafanlik bilan kutib turadi xaridorlari. Ko'ramiz hammamiz xaridorimizni. Innal ladina qalu robbuna allohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikata alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Albatta Parvardigorimiz Alloh deb so'ngra to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib der. Mana Robbimiz aytayapti, o'layotganingda mu'min bandam farishtam keladi sen oldinga. Nima deydi? Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Farishtani ko'rdingiz, jannat bilan xush bo'lgin, xotirjam bo'l, qo'rqmasang, g'am qayg'u yo'q degan paytda aytingchi, shu kun uchun, mana shu xabarni eshitish uchun amal qilmayotdik umrimiz davomida. Farishtalarda mana shu xushxabarni eshitish uchun issiq kunlarda roza tutmayotdikmi? Saharlarda uyqumizni buzib, namoz o'qimayotdikmi? Qiylanib topgan pulimizni ehson qilmayotdikmi? Mana shu xabarni eshitish uchun birodarlar, saodatli abadiy hayotni boshlanishi mana shu lahzadan bo'ladi. Lekin mo'minga o'lim achchiq bo'lmay qolar ekan. Dunyodagi eng shirin narsa uchun o'lim bo'lib qoladi. Nima uchun? Hozir jonni topshirsa, nariga rohatlik, farog'atlik, jannatiy hayot boshlanadi. Bir solih ayolning qissasi. Solih ayol edi. Eri bilan umraga borib, qaytib kelyapti, yo'l harakatiga uchrab, avariyaga uchrab vafot etdi. Eri hikoya qiladi. Ayolim solih edi. Ibodatda g'ayratli, nafil amallarni qoldirmas, itoatkor edi. Umra qilishlik uchun birga chiqdik. Umra amalini qilib, uyimizga qaytar ekanmiz, g'ildiragi otilib ketib, mashinamiz aylanib ketdi. O'zimga kelib, ayolim topib borsam, ixtizor holatida yotar ekan. Oxirgi nafaslarini olar ekan menga, "Ey falonchi, Alloh sizni afv qilsin. Oilamga mendan salom yetkazing. Endi jamlanishimiz jannatga qoldi" dedi. Va omonatni topshirdi. Ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Mo'min odam ixtizor holati turar ekan, mo'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan, unga farishtalar, "Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Meni bandalarim qatoriga qayt. Meni jannatimga qayt." Mana birodarlar, chiroyli xotimaga misollar. Alloh hammamizni mana shunday xotimaga nasib etgan bo'lsin. Buni muqobilada boshqa kishining vafotini aytamiz. Muazzin. Muazzinlarga beriladigan ajr savoblar nihoyatda ulug'. Ana shu avvalgi o'tgan davrlarda minoraning ustiga bir kunda 5 marta chiqib azon aytadigan muazzin. Qiyomatda ularga ajr nihoyatda bir katta beriladi. Ana shu muazzinlardan biri minoradan turib azon aytar ekan bir ayolga ko'z tushib qoldi. Ertasi kuni azon aytar ekan yana ko'rdi. Bir necha bor kuzatdi, qalbiga uni ishq tushib qoldi. Ko'zni xiyonati. Ko'zni xiyonati. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum wallohu la yahdil qawmal fasiqin. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi. Zotan Alloh fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ko'zi bilan haqdan toyildi, ko'zi bilan gunoh qildi, ko'zi burildi, Alloh taolo qalbini ham burib qo'ydi.
Shaytonni inson bolasini ishlatadigan, ustida ishlatadigan eng kuchli quroli nazar. Bir marta qaradi pishdi-da. Qaramasinida? Qaramasinida. Oqibati nima bo'ldi? Oshiq bo'ldi. Ayolni topib bordi, xaridor bo'ldi, nasroniy ayol edi. Senga uylanmoqchiman. Nasroniy diniga o'tasan. Keyin senga tegaman. Alloh saqlasin. Nasronlikka o'tdi. Uylandi. Endi mana shu ayolni oldiga maqsadini amalga oshirish uchun kirib ketar ekan, ostonadan qoqildi, yiqildi, bo'yni uzilib o'ldi. Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya. Uni avvali qanday edi-yu, oxiri qanday bo'ldi? Iymon keltirgan zotlarni dunyoda ham oxiratda ham o'lim soatida ham Alloh taolo la ilaha illalloh kalimasi bilan sobit qiladi. Shuning uchun birodarlar tilimiz mana shu kalimaga odatlantiraylik. Odamlar bor. Namozni hamma o'qigani uchun o'qiydi. Ro'zani hamma tutayotgani uchun tutadi. Ajralib qolmasligi uchun, xijolat bo'lmasligi uchun. Aslida qalbida hech narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu ixtizor holatida yotar ekan, yonidagi kishilarga nasihat qilib shunday dedi. Mana ana ketdi deb turibdi. Abu Dardo aytibdi, mana shu kun uchun amal qilinglar. Mana shu kun uchun amal qilishlik kerak emasmi birodarlar? Ertaga da orqa tashlashlik kerak emas. Sufyon as-Savri, ulug' insonlardan, obid kishi edi. O'limi oldida u kishini yig'layotganini ko'rishib, o'limdan qo'rqyapsanmi deydi. U kishi aytdi, gunohlarimdan emas, o'limimdan emas, o'limimdan avval iymonim olib qo'yilishidan qo'rqyapman. Birodarlar bu omonatni topshirayotganda tilimiz kalimada turishligi, iymonda turishligimiz eng muhim narsa. Chunki o'sha paytda agar Alloh taolo sobit qilmasa, iymonda qolmasa, o'lgandan keyin biror narsa tuzatib bo'ladimi? Bu dunyoda inson murtad bo'lib ketsa ham o'lmadimi hali? Hali imkoniyati bor. Gunoh mansiyatga botib ketdimi? Tavba qilishlikka fursati bor. Chunki bir kun bo'lsa ham hayoti bor-da hali. Ammo o'lim soati kelganda, dunyodan ketar paytda agar Alloh undan iymon olib qo'ysa nima bo'ladi ahvoli? Undan keyin bir narsa tuzatib bo'ladimi? Robbimiz siz bilan bizga xitob qilib shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqo tuqotihi va la tamutunna va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haqqi rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'tinglar. Agar shunday bo'lmasa, 300 deylar. Faqat musulmon bo'lgan holingizda. Iymonda islomda turib omonatni topshirish. Iymonda islomda turib o'lim topish. Birodarlar, bu eng katta ne'mat bu musulmon odam uchun. Inson oxirgi lahzalari qaysi holatida kelishligini bilmaydi. Qayerda o'lim topishini bilmaydi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nafs, ya'ni inson qayerda o'lishligini ham bilmaydi. Qaysi holatda o'lishini bilmaydi, qaysi vaqtda o'lishini bilmaydi. Shuning uchun musulmon odamlar har lahzasi o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib xalqumga keladi. Kalla iza balagatir taroqi. Dar haqiqat jon xalqumga yetganida. Shu vaqtda jon xalqumiga keldi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilarni ko'rib turadi. Vaqila manroq. Dam solib o'qib qo'yuvchi biron kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga ixtizorda yotgan kishini oldagi tabiblar hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Ammo u vadonna annahul firoq. Boyagi kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Vadonna annahul firoq. Chunki mashaq keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat huzur halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shuna shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymonsiz? Va nimalardan quvonasiz? Valtaffati saqu bisaq. Jon berishni qiyinligidan oyoq oyoqqa chalmashib ketadi.
jon taslim qilishni og'irligidan oyoq bir-biriga chalmashib ketgani vaqt. Omonatni topshirdi. Yuviladi, kafallanadi, yelkalarga ko'tarilib janozaga olib boriladi. Agar omadingiz shof qolsa, musulmonlar orasida o'lsangiz. Ila robbika yawma idin il masaq. Ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringizga haydalishingiz bordir. Fala saddaqa wala salla, walakin kazzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Darsimizning nihoyasi Rabbimiz aytadi. Na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdayganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, o'lim bo'lsin senga, o'lim. So'ngra yana o'lim bo'lsin senga, yana o'lim. Insonlar dunyoga kelib tug'ilishligi bir xil oladi. Ammo dunyodan chiqib ketishligidagi xotimalari turli bo'ladi. Solih amallarni qilib, iymon bilan ketganlar, fisq fujur ma'siyatda kufrda ketganlar, bu kishi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Bu shunday holatki, har birimiz bir kunga duch kelamiz. Xotimamizni qanaqa bo'lishligini biladigan kunimiz keladi. Shu kun keladi, aniq bizga xotimamiz ko'rsatiladi. Qanday xotima topishimizni aniq bilamizmi, birodarlar? Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xotimalarimizni chiroyli qilishigini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.